Arkadaşlar merhaba. Şu an o kadar duygusal bir yere gidiyoruz ki arkadaşlarımla birlikte yolculuğumuz devam ediyor. Sahil kenarına indiğimizde size olayın ne olduğunu anlatacağım. Devam edelim mi arkadaşlar? Evet, o duygusal yere doğru, o duygusal acı olayın yaşandığı yere doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Neşe, fark ettin mi? Martı denizden su içiyor. Evet, martılar denizden su içiyor. Bilmiyorum ki o acı hadisenin yaşandığı an, biliyorsun o insanlar bu deniz suyuna battılar ve burada hayatları son buldu. Ve o acı anı... Burada olunca tabii ki biz onu kitapta okumuştuk ama şu an yerindeyiz. O acı anı daha yoğun hissediyoruz ve hepimiz, arkadaşlarım da ben de, gerçekten çok duygusalız. Şimdi o sahilde martılar var. Martıların yanına gideceğiz. Belki martıların çığlığında o hikayeyi bir daha dinleyeceğiz. Bazı hikayeler vardır. Zaman geçtikçe külleneceğine alevlenir. Unutulacağına daha uzak coğrafyalardaki kulaklara ulaşır. Ve genelde bu hikayeler içinde bir aşk, acı ve ayrılık olan hikayelerdir. İstanbul'da, Şile'deyiz. Şile'nin çok uç noktasındayız. İşte tam burada, değil mi? Tam burada Almanya'dan gelen Struma isimli gemi, içinde 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in katliamlarından ve zulmünden kaçan Alman kökenli Yahudi insanları bu sahillere getirdi. Gelenlerin içerisinde Nadia isminde bir bayan vardı ve onu şu an bizim beklediğimiz yerde, şu kayalıklarda geminin sahile yanaşması ve kavuşmak için bekleyen yine bir Alman profesör Maximilian Wagner bekliyordu. Zülfü Livaneli'nin Serenat isimli kitabı. Biliyorum ki birçoğunuz okudunuz. İşte o kitapta geçen hikayenin belki de en dramatik, en acıklı, okurken gözlerimizi yaşlarla dolduran o olayın yaşandığı yer işte Şile'deki bu sahildi. Maximilian Wagner burada geminin yanaşmasını bekledi. Ama 2. Dünya Savaşı, o dönemin şartları, o dönemin siyasi dengeleri onların karaya çıkmasına müsaade etmediler. Devletlerin, partilerin veya farklı siyasi organizmaların kendilerince haklı gerekçeleri olabilir. Ama hiçbir gerekçe insanların birbirine kavuşmasını engelleyen, onları ölümle ayrılmak zorunda bırakan bir şey için haklı bir gerekçe asla olamaz. O gün burada Wagner büyük bir umutla bekledi. Hatta değil mi Neşe, nasıl olmuştu? Burada hastalanıyor günlerce soğukta. Sonrasında Türkiye'ye geliyor. İstanbul Üniversitesi'ne geliyor sanırım. Tamamlayamadım. Besteyi tamamlayamadım. Kış günü, hatta çok karlı bir havada bu kayalıklara geliyor. Besteyi çalmak üzere. Ha tabii, o hazin hadise yaşandıktan sonra. Yani gemi batıyor. Sevdiği insana kavuşamıyor. Sarılmak, kavuşmak hayaliyle yandığı insanı Karadeniz'in engin sularına bırakıyor ve bir daha cesedine de ulaşılamıyor. Ve ondan sonra onun için yazmış olduğu bir serenat var. Ve o serenatı tamamlıyor ve en son burada kar, kış, fırtına bir günde gelip o besteyi burada tamamlıyor. İlginç olan şöyle bir şey var.
sen demin bana anlatmıştın. Hemen yan tarafımızda ağlayan kayalar. Ağlayan kayalar. Yani başka bir hikayenin yaşandığı yer. O neydi Neşe? Buranın aslında birçok efsanesi var ama hani bizim en çok duyduğumuz iki genç, birbirini çok seven iki gencin kavuşamadıkları için burada hayatlarına son verdikleri söyleniyor efsaneye göre. Adeta kayaların çıkardığı, ağladığı, değil mi? Evet. Evet. Yani burada, ya arkadaşlar, arkadaşlar, insanın kalbi her yerde aynı. İster Alman olsun, ister Türk, ister Kürt olsun, ister Arap, ister Müslüman olsun, ister Yahudi. Kalp aynı şekilde seviyor. Göz aynı şekilde yaşarıyor. Yürek, ruh aynı şekilde özlüyor ve aynı şekilde acı duyuyor. Burada iki Alman, Yahudi birbirine kavuşamadı. İki aşık ve burada hazin bir hikaye bıraktılar. Ama hemen yan tarafta iki Türk genci, iki Müslüman çocuğu, onlar da birbirine kavuşamadılar. Yani renkler, diller farklı olsa da sevginin dili hep aynı. Aşkın dili hep aynı. Acının dili hep aynı. Ve burada aslında bir şeyi bir kere daha görüyoruz, değil mi? Anadolu'da bir söz vardır. Gerçek aşklar ayrılıktan sonra başlar diye. Hiçbir hikaye, hiçbir sevgi hikayesi yarım kalmaz. Siz onu iki insan kavuşamadı, el ele tutamadı, birlikte hayata devam edemedi diye bitti zannedersiniz. Ama aslında o hikayeler asla bitmez. İşte o bitti dediğiniz anda gerçekten başlar. Ve bir gün mutlaka bir hikayede tamamlanır, bir hayalde tamamlanır, bir efsanede tamamlanır. Halkın birbirine anlattığı bir masal haline gelir, o masalda tamamlanır. Siz bitti derken aslında iki kişinin arasında yaşanıp belki de bitecek olan hikaye kavuşamayınca binlerce, on binlerce insanın dinlediği, duygulandığı ve birbirine anlattığı ölümsüz bir hikayeye döner. İşte o ölümsüz hikayelerden birinin yaşandığı yerde Şile'deyiz. Ve biz her zaman her şeye rağmen insanların dillerinin tabii ki var, ırklarının tabii ki var, dinlerinin tabii ki var. Ayrılık, çatışma konusu değil. Tam aksine tam da Kur'an'da söylediği gibi biz sizi kavimler halinde yarattık. Birbirinizi tanıyasınız ve sevesiniz diye ve kaynaşasınız diyor. Savaşasınız diye değil. O yüzden biz buradan bir tarafta ağlayan kayalar, bir tarafta bu kayalık, hemen karşımızda bir deniz feneri, hemen yan tarafımızda bir kale. Ne hikayelere, nelere 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 şahit oldular. Ama o ses hiç susmadı. Demin burada geldiğimiz andan itibaren, belki ben konuşurken siz sesten duyamıyorsunuz ama martıların çığlıklarıyla dolu şu an bu sahiller ve insan sussa martılar susmaz. Özgürlüğün, aşkın, sevginin ve güzelliğin sesini ta başka zamanlardan alır buraya taşır. Belki çok 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 uzak diyarlarda, dağların ardında yaşanan bir hikayeyi biz martıların kanadıyla bu coğrafyaya taşır. Martıların kanadıyla, çığlıklarıyla sizlerin gönüllerine ve kulaklarına ulaştırırız diyorum. Sen son olarak söylemek ister misin? Maksim'in Vadim Ev'in burada o besteyi çalarken donma tehlikesini atlattığını okuyan arkadaşlarımız da bilir muhtemelen. Bahsi geçen gazeteci Maya Duran onu anlıyor. O kadar kaptırıyor ki kendini mesleği tamamlamak adına. Çünkü söz vermiş bir şekilde Nadia'ya. Evet, söz vermiş. Sevdiği insana söz vermiş. Ve verdiği sözü tutmak için kendi hayatını bile içe saymış. O zaman buradan şu sonucu da çıkarabiliyor muyuz? Hani hep söylenir ya, söz verme. Ama söz verdiysen sakın o sözden dönme. Gerçekten sevenler, gerçekten isteyenler verdikleri aşk ve sevgi sözünden
hiç dönmemişler diyoruz. Harun Çelik, Neşe Ağaoğlu, sizleri ve gönlü güzel bütün insanları İstanbul'dan, Şile'den, kalpten selamlıyoruz. Sevgiler.